Merhaba, Sümeyye Ceylan ben. İnsanlar bana ne iş yaptığımı uzunca bir süredir soruyor, yaklaşık bir 15 yıldır. Sanırım birkaç ay önce fark ettim ne iş yaptığımı. Ben çocukların merak ateşini harlayan bir deneyim tasarımcısıyım. Ve 7 yıl önce hayatıma giren ve şu an bütün hayatımı dolduran Usturlap ise bir hayal gücü fabrikası. Bugün sizlerle Usturlap'ın doğuşunun hikayesini paylaşmak istiyorum. Usturlap'ın hikayesi benim kişisel menkıbemden çok ayrı konumlanamayacak bir hikaye. O yüzden önce 84 kışında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan küçük bir çocuk olan Sümeyye'yi anlatacağım sizlere. Sümeyye bir Şubat sabahı dünyaya geldi. 5,5 yaşındayken okuma yazmayı öğrendi. Annesi babası evdeyken, babası gazete okurken elindeki gazetedeki yazıları okumaya başladığı için dönem başında babası onu okula götürüyor ve diyor ki okuyor. Okuldakiler de diyor ki boyu iyi, güzel de okuyor, alalım. Böyle ilkokula başlıyor. İlkokul 1 ve 2. yıla dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir, en ufak bir hatıram bile yok. Hatta uzun yıllardır tanıştığım bütün yakın arkadaşlarıma ilkokul 2. sınıf hatırlıyor musun, 1. sınıf hatırlıyor musun diye soruyorum. Hepsi bir şeyler anlatıyorlar ilkokul 1. 2. sınıfa dair. Ben böyle Allah Allah ben niye hatırlamıyorum? Sonra yıllar sonra karnemi gördüm. Ve karnemde davranış bölümü orta, kötü, işte hiç güzel bir şey yazmamış öğretmenim. Sonra babamla konuştum. Babam dedi ki ya sen çok yaramazdın, hocanın dediği hiçbir şey yapmıyordun. Yıllar sonra pedagoji yüksek lisansı yaparken fark ettim. Ben uyumlu bir öğrenci değildim. Çünkü hoca düz çizerken ben karşıdaki Ali Atabak onu yazıyordum. Hoca işte A harfini gösterirken ben hikaye yazıyordum. Uyumlu değildim sınıfla. Sonra 3. sınıftayken hayatımda güzel bir şey oldu. Beytullah diye bir hoca girdi hayatıma. Sınıf değiştirdik, değiştirmiş ailem. Beytullah hoca yumuşak bir insandı. Böyle önceki hocanın böyle sopası vardı gibi hatırlıyorum. Çok gerçekten hatırlamıyorum hiçbir şey. Ama böyle hani hatıra flashları vardır ya insan hayatında böyle şrank böyle gider gelir. Öyle bir böyle bir şeyler çakıyor bazen. Sonra Beytullah hocadan bir öğretmenin nasıl güzel bir şey olabileceğini deneyimledim. Ama sonra taşındık biz. Ben 7 yaşındayken. O zaman Esenler'de oturuyorduk. Eyüp'e taşındık. Ve bütün çocukluğum net bir şekilde tamamen betonarme, İstanbul'un betonarme sokaklarında geçti. Arkadaşlarımın hepsinin köyleri vardı. İşte yaz tatili geldi mi herkes yaylaya çıkardı, köye giderdi. Sümeyye için yayla ve köy ancak okul kitabında ya da ansiklopedide gördüğü fotoğraflardan ibaretti. Bu çok uzun yıllar boyunca devam etti. Hatta 35 yaşındayım ve hala bir yaylaya çıkmadım. İnşallah Allah bir gün nasip eder. Ondan sonra bu şey hayatımda ilk defa deniz kumuyla oynadığım deniz kumu İstanbul'da inşaatlara dökülen deniz kumlarıyla oynamamdı. İlk defa deniz kabuklusunu inşaat kumlarında oynarken gördüm 8 yaşındayken. Onu da hiç unutmuyorum, çok etkilenmiştim. Bilmiyorum aranızda vardır belki. Ben çocukken 90'larda kapçık oynardık biz. O deniz kumlarına kapçık derdik. Birbirinin üstüne koyardık. Böyle üstteki elini koyarsın, üstten vurursun. Böyle alttaki arkadaşının deniz kabuklusunun kabuğunu kırmaya çalışırsın. Öyle tanıştım deniz canlılarıyla. Denizde görmedim yani. İstanbul'da yaşamama rağmen İstanbul Boğazı'nı çok görmediğimi düşünüyorum. Çok uzun yıllar sonraya dair hatıralarım var Boğaz'a dair. Böyle bir çocukluk geçirdim. Sonra İmam Hatip'te okumaya başladım ortaokulda. Normalde çok yüksek bir puan almama rağmen, böyle İstanbul'un en iyi İmam Hatiplerinden birini kazanmama rağmen babamlar şöyle bir hata yapmışlar. O İmam Hatip bizim eve çok uzak ve acaba yurdu var mı diye bakmamışlar ve kız yurdu olmadığı için oraya gidemedim. Evimizin yakınındaki bir okula bir daha kaydım alındı. Orada 6 yıl eğitim gördüm. Lise 1'deyken 13,5-14 yaşımdayken erken başladığım için bizim yaşadığım ülkede, Türkiye'de işte siyasiler birbirleriyle kavga ettiklerini fark ettim. Çünkü bunlar benim hayatımın gündemi olmuştu. İşte sabah akşam okulda bunlar konuşuluyordu. İşte acaba okuyabilecek miyiz, okula girebilecek miyiz, çıkabilecek miyiz? Bense evdeki tematik ansiklopedinin içinde bir sinema cildini okuyordum, bir bilim fizik cildini okuyordum, bir kimya cildini okuyordum. İşte Einstein'a bakıyordum, Schrödinger'e bakıyordum.
Sonra TÜBİTAK'ın o yıllarda bastığı Bilimin Öncüleri diye bir kitabı vardı. Buraya daha sonra geleceğim. Oradaki bilim insanlarını hayranlıkla okuyordum. Onlardan çok büyük hayranlık duyuyordum onlara. Nasıl bir hikmetse hepsi erkekti. Bunu çok yıllar sonra fark ettim. Sonra lise 2'deyken şöyle bir haber aldık. Okula geldik, kapının önünde bir sürü böyle nasıl diyeyim, ben böyle Terminatör gibi falan hayal ettim onları. Yani şey gibi gelmiyordu bana, normal bir polis gibi gelmiyorlardı. Terminatör gibi hayal ettim. Hatta uzun yıllar boyunca İstanbul Üniversitesi'nin kapısını görünce korkuyordum ben. Yıllar sonra Usturlab'ı kurduktan sonra astronomi fakültesine davet edildiğimde yakın dostum, arkadaşım ve ortağım Zeynep'le kapıdan geçerken ona da söylemiştim. Zeynep, şu an titriyorum diye. Yani çok heyecanlıyım. Bu kapıdan içeri geçiyorum. Yani bizim için böyle çok büyük bir şeydi yani o kapı. Sonra şey yapmaya başladım. Bu ben bununla mücadele etmeliyim. Hani bu benim önümde durmamalı. Orada da gerçekten hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri olan babam devamlı bana, ben eve gelip ağladığımda ne yapacağız, işte böyle olmayacak, ben işte bilim insanı olmak istiyorum. Babam bana hep şey derdi, sen kendi işine bak. Ülkenin ne durumda olduğu, işte senin okulda ne olduğu, müdürün ne yaptığı, bunlar senin işin değil. Senin görevin, sen ne yapman lazım? Ders çalışman lazım. O zaman dersin çalış. Sen ne dersin? Matematik. O zaman matematiğini çöz. Sen işte ülke mi yıkıldı, başına biri mi geçti? Bunu sen düzeltebilir misin? Hayır. O zaman onu boş ver. Sen kendi işine bak. Babam, evet çok mantıklı. Ondan sonra soruları çözüyordum. Hatta babaannem elimi tutardı böyle. Sol elim babaannemin elinde, sağ elimle test çözüyordum falan. Ve lise 3'e geldiğimde sınıftaki birçok arkadaşım kesinlikle sınava çalışmayı, her şeyi bırakmışlardı. Böyle herkes, nasıl diyeyim, böyle kapkaranlık bir tablo. İşte geleceğe dair hiç kimsenin bir umudu yok. Böyle çok kötü bir ortam. 3-4 kişi galiba test çözüyorduk, öyle diyeyim. Hocalar bile umut kesmişlerdi. Üniversite sınavına girdiğim günü paylaşmak istiyorum sizinle. Böyle yıllar sonra bana hayatımı tek bir kelimeyle anlatmam söylendiğinde onlara şu cevabı vermiştim. Bir Monty Python filmi, bir kara mizah filmi diyebilirsiniz hayatıma diye. Normalde işte çocuğunuzu üniversite sınavına götürüyorsunuz. Nasıl olması gerekir? Sabah bizim her evde olduğu gibi annem okunmuş işte kuru üzümler, işte patates haşlanması. Biliyorsunuz Türkiye'de üniversite sınavına giren bütün insanların evinde geleneksel kültürümüzdür. Patates haşlanır, kuru üzüm okunur, çörek otu işte bilmem kaç tane. İşte ailenin büyükleri işte Yasin okumuştur falan çörek otlarına. Bunlar yapılır yani. İstediğiniz kadar test çözün, o yapılacak. Ondan sonra hepsini yedim falan böyle. Arabada gidiyoruz. Babam arabayı sürüyor. Yanında oturuyorum. Sen polisleri düşünme. Ben polislerle şey yapacağım, onlar bende. Sen içeri girmeye odaklan. Ben de böyle evet, inşallah Allah büyüktür, Allah büyüktür. Ondan sonra gittik. Böyle bütün yol boyunca babam bana motivasyonel konuşma yapıyor. İşte sen işte boş ver, sen işte görevini yaptın, sen ben gördüm çalıştın, geceler gündüzler boyunca çalıştın, sen ben seni içeri sokacağım kızım. Ben böyle tamam yani sokacak artık nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten böyle gidiyoruz. Sanki şey savaşa gidiyoruz yani, öyle üniversite sınavına gireceğiz ama. Ondan sonra geldik Fatih Kızlıtepe. Kapının önünde bir sürü polis. Anneler babalar tartışıyorlar. Babam böyle yaptı. Allahu Ekber. Ondan sonra böyle adımını attı kapının, böyle girdi içeri. Ondan sonra işte bu devlette biz de varız ama bir şey hatırlamıyorum ama. En son hatırladığım şey, arkamdan bir ayağım beni polislerin arasından içeri doğru ittiğini ve arkamdan başka kızların geldiğini ve polislerin de Allah belanızı versin girin, sanki biz çok meraklıyız. Biz de istemiyoruz. Biz de işte anne baba çocuğuyuz. Yani orada hiç kimse halinden memnun değildi. Sonra girdik içeri. İşte kağıdınıza imza atacağız. Asla bu kağıtlar sayılmayacak. Başını açmayanlarınki imzalanacak. İkinci hatırlamadığım kişi o işte. Sınavda başımda duran kişi. Hiçbir şekilde o kişiyi hatırlamıyorum. Kadın mıydı erkek miydi hatırlamıyorum. Konuştu hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar silmişim ki hafızamı. Böyle tamamen matematik, fizik, kimyaya odaklanmışım. Ondan sonra o sabah annem elime bir peçete vermişti. Terlersen işte elini falan silersin diye. Sağ elimde kalemler, sol elimde peçete. Soruları çözdüm deli gibi. Bitirdim bütün hepsini. Çıktım sınıftan dışarı. Gerçekten böyle savaş kazanmış bir komutan gibi hissediyordum kendimi. Ve elimi açtım böyle. Elimde peçete. Küçücük minicik atom altı parçacıklarına ayrılmış. Böyle onu öyle yere bıraktım.
Ve o peçeteyle birlikte böyle oh rahatladım gerçekten. Böyle bütün üstümdeki, sırtımdaki yükler, babamın dediği o sen görevini yap, sen boş ver, seni ilgilendirmiyor diğersi dediği görevimi yapmıştım. Ben sınavı çözmüştüm. Sonra çıktım eve geldim ama birkaç hafta boyunca şunu düşündüm. Acaba kağıdımı işaretledi mi? Ondan sonra normalde puanınızı beklersiniz. Ben puan gelecek mi diye bekledim. Yani kaç puan aldığımı hiç düşünmedim. Sonra bilgisayarın başında oturduk. Oturma odasında bizim bilgisayarımız vardı. O dönem şeyler değil, falan böyle çalışırdı. Açtık, bağladık, oturduk. Sonra puan geldi. Evde böyle bir alkış, kıyamet, birbirimize sarılıyoruz. Sanki işte Türkiye, İngiltere futbol müsabakası ve Türkiye 6 gol atmış. Bizim evde öyle bir mutluluk. Puana bile bakmıyoruz yani. Orada puan gözüküyor. Sonra kendime geldim, puanıma bakayım. Açtım, puanıma baktım. Ay elhamdülillah işte bir yere gireriz. Sonra İstanbul'daki bütün üniversitelere telefon etmeye başladım. Tek tek aradım üniversitelere. Dedim ki işte ben başörtülü bir öğrenciyim. İşte 16 yaşındayım, okul birincisiyim. Üniversitenizde okuyabilir miyim? Şu kadar puan aldım. İşte puanınız çok güzel. Okul birincisi kontenjanımız var. Girebilirsiniz ama maalesef başörtülü almıyoruz. Ben de okey. Ötekine. Sadece bir tane üniversite. Bütün İstanbul'daki bütün üniversitelere, 2000 yılında var olan bütün üniversiteleri aradım. Sadece bir tanesi kabul etti. Ondan sonra gittim. Kayıt oldum. Parayı verdik falan filan. Sonra bana dediler ki başını açacaksın. Ben de nasıl yani? Ben bütün dağları, tepeleri, Everest'leri aştım. Buraya geldim. Şu an burada başımı mı açacağım? Neden? Fotoğraf çekeceğiz. Yok istiyor. E ben de şey Photoshop'lu var. Yok o olmaz. Burada açacaksın, çekeceğiz. Ben o an böyle ayağımın altından yer kaydı. Böyle beynimden kaynar sular döküldü. Dizlerimin bağı çözüldü ve böyle bayılacağım. Babam beni tuttu. Ben lavaboya gideyim dedim. Titreyerek gittim. Lavabonun kapısında diye bağırarak kapıyı tekmeleyerek içeri girdim. İçeride iki tane kişi var. Birinin annesi de yanında. Üç kişi var yani. Oradaki soğukkanlı kişi Zeynep şurada oturuyor. Ne bağırıyorsun dedi. Ben de dedim ki işte bizim konuşamıyorum. Albüm tak dedi. Dedim ki o ne? Peruk. Ha, ama kabul ediyor aç diyorlar. Yok yok koy işte dedi. Koydum kukulata gibi böyle. Ondan sonra gittim. Biz de fotoğraflarında iğrenç çıkıyoruz ya. Tam olarak öyle böyle iğrenç bir şekilde baktım. Ve başımda kukuletayla bir resim çekildim ve verdim ve üniversite hayatım benim böyle başladı. Sonra ilk yılın sonunda problemler çıktı. Zeynep okula ninja olarak devam etti. Siyah bir uzun bir paltosu vardı böyle kapşonlu takıyordu. Ben de bir uçağa bindim. Viyana denilen, Avusturya denilen bir ülkeye gittim. Orada da bir sürü maceralar yaşadım. İlk girdiğim derste hiçbir şey anlamıyordum. Michael Grosse hocamın adı. Bana dedi ki, sen dedi hiçbir şey anlamıyorsun, bu derslere gelme, bırakırım seni dedi. Ben de dedim, ben geleceğim dedim. Bıraktı beni ama Almancayı öğrendim o derste. Hayatımda ilk defa sıfır aldım o derste. Daha önce bütün, yani dört notum bile yoktu lisede. Ve sıfır aldığım gün yurda gelip hüngür hüngür ağladım. Ve pencereyi açtım. Böyle doğuya doğru baktım. Gidecek bir yerim yoktu, bir ülkem yoktu, dönebileceğim bir ülkem. Eğer başarmak istediklerimi başarıyorsam orada kalmak zorundaydım. Sonra büyük mücadeleler vererek okudum ve... Nereye basıyoruz bunu? Böyle mi? Bastım ama... Hah, tamam. Orada yine bizi buldular, peşimize düştüler Viyana'da, buradaki saygıdeğer yöneticiler. Normalde biz harç parası ödemiyorduk. Türkiye ile Avusturya arasında bir anlaşma vardı. Ve dediler ki Avusturyalı öğrencilerden harç alın, oradaki binlerce Türk öğrenci de harç ödemek zorunda kalsın. Ve buradaki 10 tane Avusturyalı öğrenciden harç almaya başladılar. Ve orada bizim de maddi durumumuz hiçbirimizin yoktu. Hepimiz Anadolu'dan, oradan buradan gelmiş. İşte orta aile, düşük aile gelirli çocuklardık. Şöyle bir şey yaşadım. İstanbul'dan bir telefon aldım. Ben astronomi eğitimi de almıştım yanında. Diyordu ki telefonun karşısındaki kişi, biz burada çocuklara astronomi eğitimi yapacağız.
siz işte astronomi eğitimi almış birisiymişsiniz. Burada bize bir eğitim tasarlar mısınız? Burada getirip onlara yapar mısınız? İşte Gökyüzü Okul diye bir projede 4 yıl boyunca eğitmenlik ve proje yöneticiliği yapıp oradan kazandığım gelirle de okulumu, okul harç paramı fonladım. Sonra 10 yıllık eğitimin sonunda Fourier analizi üzerine bir tez yazarak matematik, üstüne bir de pedagoji eğitimi alıp oradaki eğitimi tamamladım. Ve geçenlerde şey duydum, işte bu kızın arkası sağlam falan diye birisi dedikodu çıkarmış. Arkam çok sağlam. Bütün kuantum fizikçileri arkamda, çoğuyla aynı üniversiteden mezunum. Sonra Usturlab'ı kurduk biz. Dediğim gibi Usturlab bir hayal gücü fabrikası. Peki Usturlab'ı niye kurduk? 2012 yılında Türkiye'ye geldim. Zeynep'in kucağında Ömer, benim kucağımda Mehmet Selim. İkimiz de böyle her Türk anası gibi dertli dertli, ne olacak bu çocukların hali, eğitim sistemi çok kötü, biz ne yapacağız diye böyle kendimizi karanlığa küfrederken bulduk. Sonra dedik ki biz bunu yapmayalım, karanlığa küfretmeyelim, biz bir şey yapalım. Ve elimize çantaları, poşetleri alıp işte ikimiz de matematikçiyiz, işte astronomi biliyoruz, işte pedagoji biliyoruz. O zaman biz eğitim tasarlayalım dedik. Ve iki tane büyük proje başlattık. Biri orman keşifleri, diğeri de uzay keşifleri projesi. Orman keşifleri projesinde biz ayağımızın altında bir toprak var ve yeşil bir gezegenin üstündeyiz. Ama hiçbir şekilde ona dair bir vizyonumuz ve bilgimiz yok. Çocuklara bunu yaparak, yaşayarak öğretmek istedik. Tüm Türkiye'nin 7 bölgesinde 70 binden fazla çocuğun doğada bilim yapmasını sağlamak için mücadele ettik. Hem kamu kurumlarını harekete geçirdik, hem de kişilerle çalışmalar yaptık. Bir tane blogger anne bir yazı yazmıştı ilk yapmaya başladığımızda. Ne var ki, ben de bir tane büyüteç aldım, çocuğun eline defter verdim, ben de gittim yaptım. O gün Zeynep'le oturup o kadar mutlu olmuştuk ki, aslında o bize kinaye ediyordu böyle. İşte hani ne yapıyor ki onlar gibi. Ama tam olarak yapmak istediğimiz şeyi yapıyordu. Görmüştü ve çocuğunu almıştı ve eline bir büyüteç vermişti ve ormana gitmişti. Ve sadece mangal yapmak için değil, bilim yapmak için gitmişti. Bu bizim başarmak istediğimiz şeydi. Sonra uzay evi yaptık bir tane. Bunu da İstanbul Üniversitesi Astronomi bölümünden Talat Hoca şey demişti. Ancak bir Türkiye'li bir genç düşünebilir, küçücük bir odanın içine uzayı sığdırmak, tebrik ederim demişti. Çok düşük bütçeli bir projeydi. 2016 yılında yılın kültür projesi seçildi. Kocaman bilim merkezleri vardı karşısında, birinci olduğunda. Bu da öyle bir proje. Sonra biz bütün Türkiye'yi gezdik. Bir tane yaşadığım anekdotla bitirmek istiyorum. Özellikle şu. Ağrı Tutak'tan bir telefon aldım ben. Bu telefonda bana, karşıda telefonun karşısında bir kaymakam vardı. Ve bana dedi ki, ben dedi Google'a bilim, astronomi, atölye yazdım, siz çıktınız. Ben dedim ki, wow, harika. Aldığım en büyük iltifat. Ben burada çocuklara bilim şenliği yapmak istiyorum, bize bilim şenliği yapar mısınız? Biz oturduk, tamam ihtiyaçlarını not aldık. Milli Eğitim'den bazı memurlarla telefonda görüştük. O telefon konuşmasında şöyle bir diyalog geçti memurlar aramızda. Hocam, orada yeşillik var mıdır? Yoktur hocam, burada yeşillik yok. Nasıl yok? Bir tane ağaç da mı yok? Ağaç var, kavak vardır, bir sürü. Ha tamam, ağaç var. Yeşil otlar falan var mı? Otlar da vardır. Her taraf yeşillik, ot, çiçek. Niye yeşil yok diyorsunuz? Orman yoktur. Ya illa yeşillik olması için... Yani yedi göller beklemiyoruz, hani o da yeşillik. Ondan sonra neyse biz uçağa bindik, gittik arkadaşlarla tutağa, indik işte Ağrı Havalimanı'ndan, güzel duble yollar, bastık arabayla gidiyoruz. Vay be dedik, doğuya bak, süper. İşte arkadaşlar şey diyor, burası İsviçre gibi. Dedim, İsviçre'yi gördün mü? Yo, resimlerden gördüm. Ya iyi, tamam hadi gidelim. Gittik tutağa. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Ben çocukken tutağı çiziyormuşum. Böyle dağlar arasından koca bir nehir akıyor, Murat Nehri, her taraf çiçekler, muhteşem bir ortam. Ondan sonra çocuklarla tur yapıyoruz. Çocuklara diyorum ki, arkadaşlar bu canlıyı tanıyor musunuz? Çocuklar, tanıyoruz. İsmi nedir? Beyaz çiçek. Ha, okey. Bunu tanıyor musunuz? Evet, tanıyoruz. İsmi nedir? Pembe çiçek. Ha, bu da mavi çiçek. Evet. Dedim, tamam arkadaşlar, işimiz var. Orada biz Anadolu coğrafyasını tanımaya başladık. Ve neden aslında üstünde durduğumuz topraklara bu kadar hoyrat davrandığımızı, bu kadar onun değerini bilmediğimizi o yaptığımız Anadolu bilim şenliklerinde anladım ben. Çünkü bize hep
korak topraklar, dağ taş, hiçbir değeri yok. Bunlar söylendi. Şırnak Uludere'ye giden arkadaşlarımız döndükten sonra dedi ki, ya dedi ne kadar harika yerlermiş dedi. Taşın güzel olduğunu gördüm dedi hani arkadaşlar. Sonraki Afrika'ya da gittik biz. Demin Nazan Hanım'ın kurduğu Hatice Hanım'la ve Selam'a. Orada da yardımcı olduk. En sonunda şöyle bir şey oldu. Hiçbir şeyin, açık söyleyeyim, hiçbir şeyin planını yapmadım. Böyle stratejik plan hiç yapmadım. Gerçekten önüme bir iş geldiğinde ya da bir proje geldiğinde bütün canla başla gece gündüz çalıştım. Benim tek bildiğim şey bu, çalışmak. Ve bir şeyi aşabilmek için önüme bir kapı kapatıldığında bu tarafa geçtim. Bu kapı kapatıldığında bu tarafa geçtim. Asla böyle arkamı dönüp gitmedim. Bunu da yaşadığım sıkıntılardan öğrendim diyebilirim. O yüzden şeyi çok severim. Derman arardım derdime, derdim bana dermanmış diye. Bana gençler çok soruyorlar işte ben ne yapayım diye. Ben de onlara diyorum ki derdinizi bulun. 2 yıl önce Diyarbakır'dan bir telefon geldi bize. Yine bir kaymakam. İşte ben sizin yaptığınız projeleri gördüm. Çok beğendim. Bir bilim merkezi yapmak istiyorum dedi. Sonra biz bir projeye başladık. Sonra bir telefon daha geldi. Dedi ki proje iptal oldu dedi. Ama bu macerada biz Fuat Sezgin Vakfı ile tanıştık. O yapacağımız merkezin ismi Fuat Sezgin Bilim Merkezi olacaktı. Onu yapamadık. Fuat Hoca vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız onun tabutunu taşırken dedi ki 2019 yılı Fuat Hocamızın anısına ismini yaşatacağımız bir yıl olsun, bilim yılı olsun dedi. Ve biz, Allah onu bize nasip etti. Fuat Sezgin Bilim Yılı'nın en önemli projelerinden biri olan bilim sergisini hem de uluslararası bir havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçiye açtık. Şimdi dünyanın dört bir yanından Müslüman, gayrimüslim bir sürü insan gelip bu havalimanını geziyor. Havalimanını gezerken sergiyi de geziyor. Ve diyorlar ki gerçekten bilimi gördüğüm bugüne kadar bilimi en güzel anlatan işi yapmışsınız ve bize teşekkür mesajları yazıyorlar. Ben bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Yaptığımız işte yürü kulum olarak görüyorum. Ve bunu yaparken de asla anneliğimi, işte diğer görevlerimi geride bırakmadım. En son bunlar benim arkadaşlarım Mehmet Selim'le Ahmet Arif. Bütün bu maceraları birlikte yaşıyoruz ve onlardan güç alıyorum. Gerçekten ilham aldığım 3 tane şey var hayatta. Birincisi astronomi, ikincisi doğa, tabiat, üçüncüsü de çocukluğum. Çocukluğumu oğullarım olduktan sonra yeniden keşfettim. Umarım siz de ilham aldığınız yerleri çok iyi bir şekilde keşfedersiniz. Teşekkür ederim.